biraz hızlıca ne olur. Semra Dinkçi. Kız kardeş. Bakın o neler anlatıyor. Hatice Hanım'ın kaybolduğunu nasıl öğrendiniz? Ben ablamdan öğrendim. Ertesi gün eniştem aradı işte. Böyle böyle sen de mi diye. Dedim ben de yok, bana gelmedi. Niye gitti ablam dedim. Bizim geçimimiz iyiydi falan dedi. Ben dedim geçim iyi olan evini kış gününde terk edip gitmez. Daha öncelerden de ablam çıkıp gidiyordu ama böyle bir şey olmuyordu. Mutlaka haber veriyordu 2-3 gün sonra. Şiddet uygular mıydı? Daha öncelerden uyguladığını biliyorum ama son zamanlarda bilmiyorum. Eniştenle ben konuşmuyorum dedi bu olaydan önce size. Köye gelecek eşya vardı, onun için aramıştım. Dedim hani enişteme sen de hatırlat. Dedi ben eniştenle konuşmuyorum diye bana söyledi. Mutlu bir evlilikleri olsaydı sık sık ablam oraya buraya kaçmazdı. Ama düşünüyordu, Emre'nin evlenmesini bekliyordu. Boşanmayı? Boşanmak için evet. Emre'yi evlendirdikten sonra boşanmayı düşünüyordu. Bayağı bir huzursuzluğu varmış ki. Gidiyordu. Bir kere iki kere değil yani. Senelerden beri. Komşuları evde sürekli şiddet olduğunu, evet, kavga olduğunu söylediler. Tabii komşuları daha çok biliyorlardır seslerden şeylerden. Ama oluyordu yani. Eniştem diyordu ya hiç şiddet küfrüm bile yok. Hatta ablam küfrün kursuna mı gittin diye söylerdi. Zaten son zamanlarda ablamın psikolojisi çok iyi değildi. Bakışlarından belliydi. Hatice Hanım kaybolduktan sonra enişteniz sizinle iletişime geçti mi? Birkaç kere evet konuştuk. Ya işte nerede olabilir falan diye. Neden gitti, nereye gitti? Biz bilmediğimizi söyledik hani. Bilmiyoruz, bana gelmedi. Cemal Bey tehdit ediyor mu sizi? Ha, tehdit şu an etmiyor. Var, bir korkumuz var tabii. Ya daha önceki olaylarından dolayı. Hani herkes korkuyor ondan zaten. Orada çok iyi biri gibi görünüyor ama öyle birisi değil. Peki o gece neler yaşanmış olabilir? Detaylarını ya, biliyor musun? Ben detaylarını işte sadece duyduklarımı. Hani evden kovmuş. Bir daha evde görmeyeyim seni diye. Onları duydum. Kendisi anlattı işte, yüzüne şey fırlatmış. Şiddet uygulamamıştır herhalde inşallah ki. Ablacığım neredeysen gel. Yani bir ev tutarız en azından. Birkaç eşya alırız. Birimiz market alışverişini yapar, birimiz pazarını yapar. Kendisi çalışıyor zaten. Ya yani bir haber ver. En azından programı ara. Bir şekilde haber ver bizlere. Yüzüne ne fırlatıldı? Yok Müge Hanım, yemin ediyorum sana. Allah'ım şahit olsun. Şu Allah kapıdan çıkma nasip etmesin. Ben dinime imanıma inanan bir insanım, yemin ederim. Allah kabul etsin. Burada yalan söylüyor bu, hiçbir şey fırlatmadım. Benim çocuklarım da var. Amcamın oğlu da o akşam evdeydi, Bahadır İster. Bu çocuk polis memurudu. İstifa etti, polisi de bıraktı Bahadır İster. Bunu jandarma alıp eve getirdiğimiz gece, tartıştığımız gece o da vardı. Yani böyle fırlatma yok. Bunlar çok abartıyorlar olayı, çok büyütüyorlar. Birisi söylemiş ki onu, o da söylüyor yani. Heh. Sonuçta. Birisi söyledi şimdi demek ki. Şimdi sanki benim evimde yani benim eşimle benim aramda yani bunlar... Müge abla şimdi her şöyle bir şey, yani evin bunlar içinde... Demek ki ben bilmiyorum bir şey. Bunlar annem, her şeyi bunlar biliyorlar. Annem, babam, ben bir de o Yıldıray abi vardı. Ha tamam böyle tartışma oldu ama kesinlikle bunun üstüne basa basa söylüyorum. Ne bir şey fırlatma, ne bir kavga gürültü, ne bir vurmaya kalkma. Oğlum bir şey tüm mahalle duymuş sesinizi. Ha bağırdı sesi var Müge abla zaten babamın... Hayır size göre kavga ne demek ben anlamadım. Yani şimdi evde yaşanan bir şeyi... karşı komşu, yan komşu neyse mahalledekiler duyuyorsa bu ne demek? Ya siz herhalde alışmışsınız bağırışma çağırışmaya. Size herhalde bu kavga yani geldi. Yani dayak olmayınca ağız münakaşası şimdi demek istiyor. Şimdi öyle bir şey. Dayak da şey yani öyle bir tokat iki tokat dayaktan sayılmıyor. Yani illaki evet, öldürünceye kadar eğer döversen onun adı şiddet. Yani şiddet itmek de şiddettir. Bir şey fırlatmak da şiddettir. Küfür etmek de şiddettir. Bağırmak da şiddettir. Sonuçta sen benim üzerime küfrederek yürürsen bu da bana şiddet. Evet Allah. Yani bir şey öyle olmuş bir şey herhalde yani bu kadında ne oldu? Öyle bir şey oldu mu? Bana karşı oldu hocam, anneme karşı olmadı. Müge Hanım'ın dediği tarzda bir şey baban annene uyguladı mı? Yok uyguladı. Bana karşı uyguladı, anneme karşı uygulama olmadı. Arabanın ruhsatını fırlatmışsın galiba. Yok fırlatmadım Müge Hanım. Ya şöyle olur hani ceza kağıdını falan yere atıp da bak bu cezaları ödedim falan öyle bir şey yani. Suratına değildir de atıyorum kağıdı atmışındır yere bak bunları ödedim falan gibi. Ben çekimde görürsünüz Müge Hanım aynen ne yaşadıysam aynen onu da öyle o şekilde öyle gösterdim kendi evimde. Çekimde çıkar Allah yani. Allah Allah gitme de merak etmeye arkadaş, başladım yani. Benim bunun... yalanım dolanım da yok ne yaşadıysam o akşam evde aynen onu... Film ya peki Cemal abi bak sen buna hayır dedin ama bana birebir anlattı bunu. Senin akraban anlattı. Evet. Sen gelmişsin demişsin ki bundan bir hafta önce ben evleneceğim. Bir kadın buldum demişsin. Öyle dediysem yemin ediyorum sana şerefim üzerine yemin ederim. Bana yakışmaz öyle şey evlen boşanmamışım. Hatta demişler ki sana hatta tam anlatır mısın kelimesi kelimesine. Bak şimdi
Kemal Hanım daha tatlı tatlı anlatıyor. Neyse. Müge Hanım, şimdi öyle söylüyor ama bunu bize söyleyen kişi çok birebir yakını. Çok birebir yakını olduğu için olmaması mümkün değil yani. Bir de onun söylediğini başkaları da, başkaları da teyit ediyor. Çok yakını yani. O yüzden doğru söylüyor yani. Ne söyledi, ne olmuş? Kaybolduktan sonra ben bir bayan var. O bayanla zaten görüşüyorum. Uzun süredir devam eden bir şey var. Ve ben onunla dini nikah kıymak istiyorum diye bir şey söylendiğinde, iyi de Hatice Hanım çıkacak gelecek, böyle bir şey olabilir mi denildiğinde de, o gelirse zaten hep boşanmak da istiyordu. Bilmiyorum, gelirse bakarız. Ama bu devam eden bir şeymiş zaten. Yani yeni olan bir şey değil. Bir hanımefendi varmış zaten. Birebir çok yakın olduğu için. Bunlar yalan ya. Ben bu şekilde kabul etmiyorum bunu. Yemin ediyorum size, yalan. Abim çocuklarım da burada. Çocukların sana ne söylesinler abi ya? Bir de çocuklar deme şimdi. Sen de onların babasısın. Sana da kötü, evet, bir şey de söylemek istemiyor çocuklar. Kim? Bunlar ikisi birden beni tutarlar evde. Annelerle ben şiddet uyguluyorum. Bunlar ikisi beraber. Ben bunun hakkından mı gelebilirim ikisinde? İşte zaten bir yaşa kadar dövüyorsunuz. Bir yaştan sonra evdeki oğlanlar ben büyüdü mü? Ondan sonra Hanım tabii geriye kalınıyor. İlla ki oralara kadar gelecek. İlla ki o evdeki genç çocukları da babama karşı çıktım. Müge Hanım, babamın üzerine burada yürüdüm psikolojisi yaratacaksın. O çocuklar da sonra hep vicdan azabı duyuyorlar. Ben babama laf söyledim, annemi korudum. Sizin için söylemiyorum. Evet. Genel itibariyle. Evet. Bu kadınları, kocaları dövüyor. Ne zaman ki evdeki oğlanlar oluyor bir 14-15 yaşında. Hop baba ne yapıyorsun diyor. Adam bir kendine geliyor. Buraya gelen bütün bana kadınların anlattı o. Dayağımı yedim Müge Hanım. Sonra benim oğlan işte 14-15 yaşına gelince babasının karşısına dikildi. Git o çocuğa sor. Bir de çocuğun da psikolojisini düşün. Bir de gerçekten hani vicdan azabı da yani, babana karşı gelmiş oluyorsun. Ne yapacaksın? Anneni de dövdürmek istemiyorsun. Nedir bu, ben anlamadım yani. Evlilikte kardeşim güzelse, evlilik güzel değilse tak sepeti koluna, herkes kendi yoluna, evet, yani. Evet, Müge Hanım. Yani ama öyle şimdi güzelse, ben evde sürekli hakaret işiteceksem, ihanete uğrayacaksam, aman beni aldattı mı diyeceksem, bir de bunu söylediğimde sen zaten, senin psikolojin bozuk işte, beni aldattığımı düşünüyorsun falan. Hep bunlar klasik laflar. Şimdi söylüyorum, herkes aynı bizdeki gibi diyor. Evdeki çoluk çocuk da birbirine girecekse ne lüzumu var o evliliği sürdürmenin? Evet. 38 yıl. Abi 38 yıl sonra insanlar biraz durulmaz mı be? 40 yıl yani. Hani 40 yıl sonra ne bileyim. Hani 20 yaşındaki, 20'li yaşlarınızdaki evlilikleri şimdi oluyor mu yani, kavgası dövüşü? İnsan biraz bir sakinleşir benim bildiğim. Müge Hanım, tek taraflı düşünmemek lazım. Yani hep suçlu ben oldum yani. Abi burada o kadının ama hiç çıtı bile çıkmıyor. O kadın hiç konuşmuyor. O ben Hanım konuştum bana. Şimdi bir bayan telefondan bana ağzında dişlerimi kırdığımı söyledi. Benim dişlerimi takma. O da kendin elinden doğumdan sonra dişler kendine döküldü. Gel Fatma dedim, dişlerini taktıralım bak ağzına. Diş 150 bin kere ben yalvardım buna. Ben dedi tiskinirim dedi, ben kullanamam, takma diş yapamam edemem. İşte böyle kaldı yani. Ondan sonra da sen dökmüş oldun. Ondan sonra i̇şte ben bak, dökmüş oldum. Cemal abi bak, ben orada neymiş, duruyorum. Yumruk vurmuşum da böyle bir şey olabilir mi? Cemal abi sen biraz evde biraz fazla sesin yüksek olduğu için, evet, bu kadının başına ne gelse mahalleli senden bilmiş. Evet. Şimdi bu hanımefendi de sessiz sakin, içine kapanık bir hanımmış. Evet. Diyorum ya, sakin atın tekmesi de pek olur yani. Ben yine evet. Bütün ümitlerimi yitirmek istemiyorum. Ama 33 gün benim için uzun bir süre. Yani bak, gelin diyor ki psikolojisi de bozuktu falan diyor, kardeşi de diyor. Hani kadın gidip bir yerden kendini atmış da olabilir yani. Abla öyle bir ihtimal, annem kendine yani zarar verecek bir insan değil abla. İnşallah. İnşallah bir çocuğun ya. Yani o duruma yapacak. Nerede yaşıyor bu kadın? Hiç mi televizyon falan izlemiyor? Diyelim ki birine baktı. Benim şimdi anneme bakacak olsa, bakan birisi olsa, ben televizyondan izleyince, onların evinde televizyon bile olmasa, aa biz neredeki kadın derim. Tabii. Abla biz buradan memlekete gittik, tanımayan herkes ya, bu jandarma beni gördü ya diyor. Ben kahve içkamadım Müge Hanım. Televizyonda gördüm. Ya. Ben de gelen mesela, geçmiş olsun bana. Aynen, ben kahve içkamadım. Ali Osman'la Hasan Bey hafta sonu yanında son dolandırılanlarla beraber Pierre Loti'ye gitmişler. İzleyeceksiniz az sonra. Vallahi bütün sokakta herkes bütün ayrıntılarına kadar evet, konuşuyor. Evet. Nerede bu şimdi Fatma Hanım? Cemal Bey bizi evine de götürdü. Evinde yaşananları evet, da anlattı. Bakın bir onu da izleyelim. 19 Aralık'ta benim oğlum Emre İster kaza yapıyor. Arabayı götürdüler, bağladılar sigortasızlıktan. Benim oğlum ehliyetsizlikten 1 milyar 940 milyon lira ceza yazmışlar. Evime geldim.
oğlumu soktum içeriye. Annesi Allah belanı versin seni dedi. Ne lan bu çektiğim sizden dedi. Hiç ona dedim kızma, senin de hatan var. Sen çok taviz verdin bu çocuğa dedim. Niye dedim ona bağırıyorsun? Aracı aldırmasına sebep sensin dedim. Amcamın oğlu da vardı o akşam. Ondan beraber getirdik geldik Emre'yi. Şiddetli bir kavga yaşandı mı o gece? Yok yaşanmadı. Ne el hareketi yaptım. Sadece bunu söyledim burada evde. Kadın kafasına takmış. Nedir yani benim bu çektiğim diye herhalde. O da bunaldı yani, ben farkındayım yani. Çok şeyler yaşadı yani eşim benim oğlumdan ötürü. Yeğenim buraya yattı bak. Eşim içeri yattı oğlumdan beraber. Emre'yle buraya yattı yatağa. Ben de geçtim buraya yattım yatağıma. Ben sabahleyin 7.30'da göreve gittim. Telefonla aradım. Saat 9 civarı falandı. Arabanın ruhsatını dedim alır mısın dedim. Bakar mısın eve dedim. Tamam dedi, buldum ruhsat burada dedi. Müdürüm bizim aracıyla geldim buraya. Böyle yaptı. Bana buyur dedi, ruhsat dedi, ben uzattı. Ben de araçtan indim, ruhsatı aldım. Bindim araca, ben gerisi geri çektim gittim. Burada evde kaldı. Sigortasını yaptırdım, buradan gittim Edremit bölge trafiği. Çıkış kağıdını yaptırdım arabanın. Oradan sardık arabayı kurtarıcının üzerine. Avrana getirdim geldim ben. Telefonla arıyorum ben evi. Telefon çalıyor çalıyor, burada cevap veren yok. Benim oğlum o arada 10.30'da görüşmüş. Eve geldim ben, telefon buradan. Saat kaçta aradınız siz? Valla öğleden sonradı yani. Benim aradığımda. Bana ruhsatı verdikten sonra bu almış, giyinmiş buradan. Benim arkamdan binmiş köyün otobüsüne. Çekmiş gitmiş yani. Şoförlere sordum. Abi diyor ben farkında değilim diyor. Yani senin eşini tanımıyorum diyor. Ben de inen binen yolcuydu. Nereden fark edeyim diyor. Yani herkesi ben bilemem diyor. Kaçta eve geldiniz? Öğleden sonra iki falan vardır yani. Emre'yi aradım. Oğlum annen yok evde dedim. Bilmiyorum baba dedi. Ben gerisi geriye göreve gittim. Dedim çıkar herhalde gelir dedim bir yerden. Koluma komşuya gitti zannettim ben. Sinirlendiniz mi? Yok sinirlenmedim. Niye sinirlenim ki? Kesinlikle zaten... Öyle darp, tokat, öyle küfür zaten etmedim. Bütün kolum komşu köylü biliyor burada bizi. Benim geldim. Yani. Evin içi sıcaktı yani. Soba yanıyormuşmuş maşanga. Sanki bir komşuya veya bakkala bir ihtiyaç gidermek için gitti diye ben umursamadım. Yanına bir şey almış mı özel eşyalarını, kıyafetlerini? O gün gri mantosu var arkasında. Fotoğrafta gördüğünüz gibi eşler bunu onlarla gitmiş yani. Kendine iç çamaşırı falan almış yani orada. Yok bak bunun çamaşırları. Onun çamaşırları bak burada almış yani. Onun çamaşırı burada fazlaydı yani. Bunları ne zaman fark ettiniz? Vallahi benim oğlum fark etmiş yani. Ben hiç apar topar ne yaptığım farkında değilim yani. Bak ben burada çok üzüntüdeyim yani, üzülüyorum yani. Bak seslerim kısıldı benim. Ben bir aydan beri onu arıyorum abla. Birikim yapıyor muydu? Yapmıyordu. Yani. Mesela evde bir yerde evet, sakladığı parası var yani. Mıydı? Giderken onu almış mıydı? Dikkat almış edin. Yani parasını almış yani. Nerede saklardı parasını? O kapının arkasında. Ben hiç ellemem yani onu. O mandosun cebinde ufak cüzdanı vardı onun. Onu da kullanıyordu. Ben ne kaç param var ne var hiç ellemem sormam da yani onun parasını istemem de yani. Muhtemelen bu yaşlı bir bakıma ihtiyacı olan bana malum oluyor. Onun birinin evine sığındı. Aranlığının da farkında değil bu. Ya, ne kadar oldu eşinizin? Döverim söverim de hani şüpheli bir şey olur yani. Ben dövmedim sövmedim. Herkes biliyor bunu. Bütün köyüm biliyor. Komşular biliyor. Yani amacı nedir ben bilmiyorum ya. Çekip gitmesi gayesi nedir ben onu anlayamadım. Anlam veremedim. Yani Hatice ne olursun yani. Bak biz çoluk çocuk mağduruz. Ben özür diliyorum. Yani bir iki bir şey söylesem de yani bunlar olan şeyler. Yani ben onlar için mücadele ediyorum. Onlar için. Bak torunu var. İki tane koç gibi olan yetiştirdi. Ne gereği var? Ya ondan daha az cebil insanlar var ya. Ben çok rahatsızım yani. Üzülüyorum. Çıksın meydana gelsin ya neredeyse. En azından sağlığını duyayım. Neredeyse Müge ablaya telefon açsın. Oğlum beni merak etmeyin ben buradayım. Yani arattırmasın kendini bu şekilde. Biz çok üzülüyoruz. Ben çok kötü durumdayım ya. Ben bir kurumda çalışıyorum. Yani bir başka biriyle de dedikodu çıkartmışlar. Asla olamaz. Namusundan hiç endişem yok yani. Bu kadar gidip çekip gitmesine yani ben bir sebep bulamıyorum yani. Gelinliklerle aldım bak orada da söyledim. Ama buradan benimle beraber kefinlikle gidecek yani ikimiz beraber. Valla hanımefendi inşallah ortadadır. Az önce dediğim gibi Cemal Bey en büyük cezayı vermiş. Şimdi Cemal Bey kötü durumda. Eve gitse kadın yok. Sokakta dolaşsa sen mi bir şey yaptın deniyor. Evet. İşte böyle hani her yaptığımızın da bir... geriye dönüşü var. Kimi söylediler? Kimle dedikodunuz çıkartmışlar? Bir isim var mı? Yani yok, o dedikodu öyle yok, değildir de hani o alıp mı götürdü falan diye söylemişlerdir. Ya annem başka birinden gitti gibi hani şimdi böyle bir hanım, şey... Kahveye çıkmak istemiyorum yemin ederim benim psikolojim bozuldu. Senin karı başkasından kaçmış olamaz mı? Ya bunları söylüyorlar bana benim temel ahlakım bozuldu. Temel... Böyle bir şey. Niye kaçsın canım? Hayır. Başka belki biriyle gitmiş olabilir mi? Ben eşime güveniyorum. Hayır acaba hayır, bir araba mı geldi şey onun abla için mi? Ben de ona inanmıyorum da acaba bir araba yani mı? Yani milletin ağzında her şeyi söylüyor ya insanlar. Peki Cemal abi bak şimdi ben tabii sizin orayı bilmiyorum ama. Bir saniye. Ah. Allah. Ay.
Şimdi binerken orada sizin oradan Edremit'e gidecek değil mi? Evet. Şimdi işte otobüsler var. O otobüs şoförleri hep oraya gidip gelenlerdir. Evet, evet, gelin tamam. De az önce söyledi. Kayınvalidem hı-hı. Kaç yıldır orada yaşıyor. Tamam evet. Şoför hatırlamasa da otobüsteki kişinin hatırlaması lazım. Hiç mi otobüste falan bir kişi mi binmiş o otobüse? Sizin orası küçük yer. Bunu... Tamam hanımefendi bindi otobüse bir yere gitmek için. Hiç kimse... Burada rica ediyorum yani 20 Aralık günü evet. Edremit'e sizin oradan Havran'dan giden hiç kimse yok mu arkadaşlar ya? Niye bu kadar bu Balıkesirliler sizin oradakiler sustular? Evet hiç kimseden ses çıkmıyor. Abla mahallede bile dün çekim yaparken komşulara da kendim de rica ettim. Ya dedim görmediniz beni bulan çıkarken. Korkuyorlar cemaatinde. Ya bir de şey diyorlar. Ya kardeşim herkes işinde gücüne zeytin zamanı şimdi biz hani evde durmuyoruz ki falan böyle tamam, bir şeyler var. Havran'dan 11-15 sabah. Evet. 11-15 otobüsüne bindi diye düşünüyorsunuz değil mi? Ben öyle evet. Düşünüyorum. Havran'dan Balıkesir'e. Tamam Havran'dan Balıkesir'e 20 Aralık günü 11-15 otobüsüne bir kişi mi gitti? Senin hanım mı gitti? Bir sürü kişi binmiştir. Evet, hiç yok mu aynen. Bu hanımefendiyi gören? Yanımda yani oturdu, önümde tanımaz, oturdu. Mağarin tanır, mağarin tanımaz. Orada oturan komşu tanır. Yolculardan biri tanır en azından yani. Mağarin kullanmıyorlar. Hayır misal olarak ya diyorum. Yani, ama birisi, yani, birisi, evet, birisi tanır yani. Evet. Sonra o hanımefendi orada da elinde bir çantası olması lazım. Hiç mahalleden de çıkarken gören yok. Yani bir şey, kahvedekilere de söylüyorum. Abuk subuk dedikodu yapmayın. Geldi bir araba mı aldı ki siz öyle söylüyorsunuz? Olabilir. Evet. Belki bir yerde çalışmak için anlaşmıştır. Akşam da bunlar olunca aramıştır onları. Demiştir ki gelin beni alın. Belki de bir tane araç geldi aldı hanımefendiyi. Mesela annesine baktıracak geldi aldı. Evet. Onu mu gördüğünüzde bunun dedikodusunu yapıyorsunuz? Ne biliyorsanız söyleyin evet, işte yazık bu insanlara da. Müge Hanım Edremit'te benim halamın oğlun eşi var. Edremit'te oturuyor şehirde. Bana işi bulan falan bu orman dairesindeki o çocuk bakıcılığı falan işi bulan mı? Benim haberim yok. Ben telefonla arıyorum ben onu pazara onun adı sormuyorum. Ne? Sevgi Bayraktar. Tamam Sevgi Hanım'a soralım bakalım. Bir ara verelim de bir de hanımefendi arıyormuş Balıkesir'de.